Başka bir cemaat gelir. Bu şimdi gittiler orada dolaştılar ve dağıttıkları bildirilerin birinde bu felaketin laiklik üzerinden yaşandığını anlattılar. Laiklik İslam'a küfürdür. Mecliste laik demokratik cumhuriyeti koruyacağına yemin etmek kafirliktir. Kur'an'da Maide suresinde kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirdir dediği için bu yemini edenler de kafir olmuş olurlar diyor. Allah'ın kafir dediğine kafir dememek, yani Allah'ın söylediğinin tersini söylemek de inkardır, kafirliktir diyor. Oy verenler de laikliğe ve demokrasiye bağlı kalacaklarına dair yemin edecek kimselere oy verdikleri için imandan çıkarlar. Yani yalnız milletvekilleri yemin ettikleri için kafir olmuyorlar. Oy verenler imandan çıkıyorlar. Ondan sonra laiklik İslam'a küfür. Bu laiklik Türkiye'ye anlatılamadı. Siz bize efendim bu laikliğin dindeki yerini ve bu sözleri yorumlar mısınız Sayın Öztürk? Yorumlayamam. Burada olmaz o. Aspirin değil ki ağzınıza koyayım. Birazını anlatın bize. Gene iki cümle söyleyeceğim. Maide suresi. Gene rakı hikayesini döndüreceksiniz. Şimdi ben sizi bir dakika. Evet. Buyurun. İnternetten bir yığın uyarı ve şey geliyor. Sitem onu söyleyeyim. Başlarken dediniz ki ekranlardan uzun süre uzak kalan Yaşar Nuri. Ben ekranlardan hiç uzak kalmadım. Her hafta çok sık görmedik yani. Sen görmeyebilirsin. Her hafta ameliyat olduğum 2011 yılındaki o ağır günler dahil ki hastaneden yayınları yaptım. Bir hafta bile ara vermeden devam son ediyorum. Devam birkaç ay burada da yaptım. Bu televizyonda biliyorum, da yaptım. Ama evet. Birkaç aydır da yoksunuz. Hayır, yok öyle bir şey. Ne birkaç ay? Bir kadar? Hafta bile aksamamış. Sokak TV'de yapıyorum. Ha yapıyorsunuz, anladım. Yani, peki, hiç. Peki efendim. O bir. İkincisi, şimdi burada ben şunu da anladım. Benim gibi adamların yazması muhakkak gerekiyor. Yazı devam etmeli. Kitap çalışması şeklinde. Ama evet, konuşmak ve köşe yazmak en aydınlarının bile beni demin gördüğümüz şekilde anladığı bir dünyada bana göre iş değil. Ya ben sizi iyi ben herhalde bu konuşma ve köşe yazma işini sıfırlamalıyım. Ben şimdi kitap ben kitap yazmalıyım. Efendim, yani onu bir gün bugün olmasa başka biri anlar. Efendim konuya gelebilir miyiz? Bu laiklik kafirliktir, küfürdür. Şimdi ben oy verenler şunu imandan çıkarlar. Şunu söyleyeyim. Şimdi benden ilmihal fetvası istemeyin. Ben sizin ilmihal fetvalarıyla bize biraz açıklayın bunu diyorum evet, efendim. Nasıl açıklayacağım? Şimdi gene söyleyeceğim bir şey. Bakın gene isyan edeceksiniz. Ben yalnız şunu söyleyeyim. O laiklik İçinde laikliğin de olduğu yemini o parlamentoda ben de yaptım. Onu imansızlık olarak niteleyenlere bu sözlerini aynen iade ediyorum. Bana göre onun tam tersi imansızlıktır. O bir defa bunu söyleyeyim. Ben aptal mıyım ya? Ömrümü hizmetine verdiğim Kur'an'ın yanlış dediği, imansızlık dediği bir şeyi gidip orada yapacağım. Hayır, bunu aynen onu söyleyenlere iade ediyorum. Bu emperyalizmin içeride taşeronluğunu, uşaklığı yapmanın söyleme dönüşmesidir. Bunu da ilave edeyim. Şimdi gelelim laikliğe. Ha. Benim önemli eserlerimden birinin adı da Kur'an açısından laiklik. Kitabın adı budur. Bilmem kaç baskı yapmış bir kitap. Ben bunu mecliste olduğum zamanda yazdım. Mecliste, üyesi olduğum o mecliste bu kitabın çıkışı üzerine kimlerden ben teşekkür aldım biliyor musunuz? AKP'li milletvekillerinden. 10'lu, 15'li, 20'li, 3'lü, 5'li böyle gruplar halinde. Kimden sitem işittim biliyor musunuz? İçinde olduğum partinin milletvekillerinden.
Tek Zülfü Livaneli'yi istisna ediyorum. O yazdı, bu kitabın önemini anlattı. Biz laikliği bu bağlamlarda anlatmazsak bu işin içinden çıkmamız mümkün değil diye bir yazı yazdı. Onu istisna ediyorum. Onun dışında hepsi. Meclis koridorlarında şunları duyuyorduk. Efendim konuyu anlatın rica edeceğim. Konuyu anlatıyorum. Zamanımız bitiyor Sayın Öztürk. O zaman ama, anlatacağım bir şey yok benim arkadaşlara söz veriyorum. Ama girmediniz ki, bakın biz anlamadık. Laiklik, din, bu dağıtılan şeydeki bunu yanlışlar. Bunu anlatmadan nedir? Başka bir şey anlatamam Ruat Hanım. O zaman sözü arkadaşa verim, başka şey söylerim ben. Şunu dediler. Biz laikliği Kur'an verileriyle mi izah edeceğiz? Ne günlere kaldık? Peki, izah etmediler ve onu öyle izah etmeye kalkan adamı da oradan uzaklaştırdılar ve ödüllerini de aldılar. Şimdi bu ödülleri yaşıyoruz. Şimdi ben bunların neyini temizleyeceğim? İşte yapılan bu. Neyini temizleyeceğim ben bunu? Şimdi ben buradan ilmehal vari fetvalar vererek kimi kurtaracağım? Fetva verin demiyoruz ki, bize açıklayın diyoruz. Laiklik hakikaten küfür müdür? Neden böyle diyorlar dolaşıp? Bu son derece tehlikeli Türkiye için. Laikliğin herkesin dinine, devletin saygı göstermesi gerektiğini, dinler inançlar arasında ayrım, bu buna küfür diyorlar. Peki bunu nasıl anlatalım din açısından küfür ben değildir diye? Ben burada kendime ilişkin bir savunma yaptım. Çünkü o yemini ben yaptım. Bir ilahiyatçı, ama kimse hukukçu bir şey anlamadı ve felsefeci bir adamdan gittim yani. Orada o yemini yaptım. Şimdi o yemini imandan ayrılmak olarak görenlere bunu aynen iade ediyorum. Tam tersi. Şimdi bir cümle daha söyleyeyim Allah rızası için ve şu milletin hatırı için. Bizim hatırımız yok Kur'an-ı yani Kerim, hiç. Onu bilemem ben canım. Bana şimdi şey yani akote sorular sormayın. Çok sinirlisiniz. Şimdi, çok üzgünüm. Peki o zaman siz devam hayır edin. Efendim yani gerçekten üzgünüm de şey olmuş. Sizi yani biraz daha değişmiş gördüm Sayın Öztürk ama evet. Ne yapalım? Ben hiç değişmedim. Evet. Peki, hiç değişmedim. Ne yapalım? O zaman biz açıklayalım. Ben açıklayayım sen efendim. Açıkla, bildiğim kadarıyla ve tabii Sayın Özer'den rica edelim. Laiklik küfürdür diyor. Din açısından insanları etkiliyorlar böyle bir bildiri dağıtarak. Oysa laiklik nedir? Dinle ilişkisi nedir? Laiklik devletin ne yapması demektir? Bize açıklar mısınız efendim? Tabii yani bana göre, yani ben dini açıdan değil, sosyolojik tabii, açıdan, evet. Dini açıdan Yaşar Nuri hocamız bu konuda bir otorite. Bana göre laiklik bu toplumun temel çimentolarından bir tanesidir. Neden? Çünkü çağdaş bir ülkede eğer gerçek anlamda laik bir sistemi getirmezsek bu çerçeve içerisinde ister istemez otokratik bir rejime kaymış olacağız. Bu da bizim bu çağda arzu ettiğimiz bir sistem değildir. Fakat laikliği de uzunca bir süreden beridir bu ülke, bu devlet yanlış algılamış ve yanlış işletmiştir. Nasıl? Mesela Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman bana göre mesela Aleviler denklemin dışında bırakıldı. Denklemin dışında kalınca sistem Sünni yapıyı, Sünni İslami bir hüyera gibi gördü karşısında. Onu terbiye edebilmek için laikliği kullandı. Yani laikliği gerçek anlamıyla din ve devlet işlerinin ayrı bir biçimde kullanılması yerine laikliği bir çeşit bir sopa gibi kullanarak terbiye etmeye çalıştı. Mesela ne yapıldı mesela? Mesela şu yapıldı. Diyanet işleri kuruldu. Diyanet işleri tamamen Sünni bir mezhep üzerine inşa edildi. Bu ülkede bir devletin dini olamaz. Yani modern çağda devletin dini olması da zulümdür. Çünkü devlet hakemdir. Hristiyana da, Museviye de, İseviye de, Müslümana da, Aleviye de, Sünniye de eşit mesafede olacaktır. Devlet insanlara din vaaz edemez. Devlet insanlara bir otorite olarak dini zorlayamaz. Oysa bu ülkede devlet yıllarca bu zorlamaları yaptı. Hala bile yapılıyor. Mesela Aleviler hala cem evlerini kendileri için diyelim ki ibadet evi olarak kullanmak istiyor. Onu dini açıdan tartışmıyorum.
Ama devlet karar veriyor. Hayır, sen bunu şöyle yapamazsın, böyle yapabilirsin. Devlet Şeyhülislam mı? Yani devlet kendini dinin, efendime söyleyeyim, vahileri, kutsalları yerine koyarak fetva verebilir mi? İnsanlar nasıl inanıyorlarsa, nasıl iman ediyorlarsa, nasıl yaşamak istiyorlarsa bu konuda özgürdürler. Hala bile diyelim ki Alevilerden alınan vergilerle Aleviler şikayet ediyor. Peki, Sünni köylülere imam gönderiyor. Yani bunu, şunu söylemek istiyorum. Laiklik bana göre, yani hukuki sistem bir toplumu bir arada tutacak temel çimentodur. Bunun da dayandığı önemli noktalardan bir tanesi laikliktir. Bizi Arap dünyasından ayıran bugün en önemli özelliklerimizden bir tanesi budur. Ben hocam, daha yeni Irak'tan geldim. Irak'ta bakanlarla konuştuğumda, mesela Irak'ta birçok şey birbirine karışmış durumda. O kadar petrol olmasına rağmen hala bir gerilik var. Yani zenginlik demek kralın tuvaletinin altından olması demek değildir. O halkın ne kadar işte rahat olduğu ile anlaşılır. Bizim onlardan farklı tarafımız, hatta mesela Araplardan alışkanlıkları almış olan insanlar da öyledir. Bizim en önemli farklı yanlarımızdan biri laiklik ilkesini getirmiş olmamızdır. Ama bugün en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bunu bir hakken efendime söyleyeyim işletememiş olmamızdır. Ve nitekim daha hala sorun devam ediyor. Bakın 70-80 yıldır bu sorunu çözmemişiz ki hala laik, antilaiklik, laikperestlik, efendim dinli, dinsiz vesaire tartışmaları günümüzde de gırla gitmektedir. O halde burada asıl meselemize gelecek olursak, bu işi oraya bağlayan insanları çok ciddiye almak gerekmez. Çok marjinal bir gruptur bana göre. Dikkate değer bir şey de değildir. Toplumun %90'ı da zaten buna inanmıyor. Yani orada işte laik olduğu için Allah o cezayı verdi, madenciler öldü. Bunu çocuklara sorsanız bile güler. Kimse böyle bir tespite inanmaz ama böyle bir takım insanlar ama olabilir. Ama oraya gelebiliyor adamlar. Yani problem aslında bu İsmail Ağa cemaatinin bir otorite olarak devlet tarafından kabul edilip evet, bir yerde briefing verilmesi. Mesela başka bir türlü bir memlekette. Bakın ben milletvekiliyim. 6 tane kademede tek tek saydım onların geldiği zaman. Tek tek diyorum ya. Herkesi, bütün madencilerin acılı eşlerini, analarını, kardeşlerini, babalarını aldılar. Karga tulumba başka yere gönderdiler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin giremediği bir yere. Mesele şu. Bu adamlar devlet protokolü gibi nasıl bir gelip de buraya giriyorlar? Evet. Ve bir törenden karşılanıyorlar ve bunlara briefing veriliyor. Ve ne söyleniyor bunlara bir tarafından? İşte bunu ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi, bakın ben size bir öneride bulunuyorum. Şu önerimde, bakın mesela yıllarca bu iktidar Fethullah Gülen cemaatini baş tacı yaptı. Biz o zaman da eleştirdiğimizde bize karşı buğz ediliyordu. Ne zaman ki çıkar birliği bozuldu, şimdi de şeytan ilan etti, terörist ilan etti vesaire. Dolayısıyla burada böyle bir ilişki biçimi varsa biz yazar olarak, akademisyen olarak, bilim adamı olarak tespit edebiliriz. Fakat bizim bir yasama gücümüz yoktur. Bunu teşhir etmesi, deşifre etmesi ama ikna edici bir biçimde beyefendi, bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama bak burada problem şu. Öyle şunu söyleyeyim. Biz bunu açıklayıp çok önemli de değil. Yani bir adam gelip orada bir bildiri yayınlamışsa, dağıtmışsa ben bu kadar olay içerisinde bunu çok önemsemem. Yani hatta bir kademe ileri giderek bunu fikir özgürlüğü içerisinde değerlendirebilirim. Yani söylesin kendi görüşünü. Buna inanan inanır, inanmayan inanmaz. Zaten mesele sadece meseleyi burada görmekte değildir. Mesele bu ülkenin gerçek anlamda bir sosyal devlet olamayışında, bir hukuk devleti olamayışında, evet, bir laik devlet evet, olamayışında. Evet, bunları inşa peki, edelim. Bunları peki, inşa etmediğimiz peki, zaman iki tane bildiri dağıtmakla hiçbir şey bir şey olmaz ya. Hocamın söylediklerini bir ufacık evet, katkı izin verirse, bakın hep biz laikliği devlet işleri, din işlerinin ayrılması olarak biliriz. Fakat ben bugün net olarak şunu görmüş oluyorum. Aslında laiklik demek devletin bizatihi din işlerinde objektif olması demek. İşte onu söylüyorum. Objektif hiçbir olması yani. Evet. Cemaate, hiçbir dine yakın olmaması. Yandaş hepsine bakın, uzak, hepsine Gülen yakın olması. Gülen cemaati devlete yerleştirildi. Sonra evet, kendileri şimdi, şikayet ettiler. Evet. Tabii şimdi ki, aynı şey İsmail Ağa cemaati yanında. İyi de şu anki hükümetimizin şeyiyle geziyor. Hükümetin Yılmaz Bey, objektif olduğunu söyleyebilir misiniz? Zaten programın başından beri ya da diğer şeyleri bırak,
objektif davranmadığı için bu eleştiriyi yapıyoruz. Bence bir devletin ırkı da olmaz, dini de olmaz, bu anlamda meşrebi de olmaz. Devlet hakemdir. Herkese eşit mesafede olacak. O yüzden de bunlar olduğu zaman işte problem çıkıyor. Aslında dinsizi de korunması gerekiyor. Evet. Bakın bu gelip muhalefetin üzerine bazen yapıştırılan bazı konular var. Niye bazı şeyleri söylemediniz? Ya ben şimdi soruyorum. Söylemediniz değil mi? Bakın, gereğini yapın. Ben bunu alternatif oluşturun kardeşim, işinin, yani onu söylüyorum. Devletin işine nasıl yerleştirildiğini bizzat isimlerini açıkladık. Bundan dolayı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nda ve bununla ilgili iki sene boyunca yapıyoruz. Ben meclisteki o özellikle dinleme komisyonunda bu parti adına yaptığımız her şeyde tek tek isim isim açıkladık. Bey, adam aşkına, diyor ki niye uğraşmıyorsunuz? Bu seçimde cemaatle sizi aynı kefeye koydular. Yanlış, bu doğru değil. Tamam, doğru. Neden olduğunu da söyleyeyim. Böyleydi, ben bunun her zaman karşısında olan bir adam olarak söylüyorum. Dershaneleri savunur hale geldiniz efendim. Yani. Bir de doğruları görelim yani. Bakın hocam müsaade ederseniz ben bir konuşayım. Yani bak görüyor. Spor çıkarken ben... Buyurun buyurun. Hayır, gördünüz mü müdahale ettiğini? Hayır hayır, sizin şahsınızla ilgili demiyorum. Ama bakın. Sayın Özer, evet. Müsaade edin efendim. Müsaade ederseniz siz de konuşun. Kızmayın, sizi dinliyoruz. Ama bu, siz, ama siz, biz dinliyoruz. Siz milletvekilisiniz. Dinliyoruz. Vekilsiniz, ben milletin kendisiyim. Hayır, hayır. Burada hepimiz eşitiz. Burada milletvekili yok. Yok ama yeri milletvekili olarak size söylüyoruz yani. Yeri geldiğinde en aşağılanan adam oluyoruz ona kaldıktan sonra. Yok yok, kimse kimseyi aşağılayamaz. Ama bakın ne anlatıyorum. Ben partim adına anlatıyorum zaten. Ve birilerinin yapıp yapmadığı da beni ilgilendirmez. Ben yaptığımı... Soruma cevap verin, böyle algılanmadı mı? Yani bu seçimde. Bakın, hatta bu partiye zarar vermedi mi? Allah aşkına. Yo, partimizle ilgili konu orada olsa bugün ben burada bir saat Ruhat Menge, Ruhat Hanım'a bunu anlatırım ya. Öyle oldu ama öyle bir durum olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde cemaatin tabanı diye bir taban oy vermez. Ya, vermedi de. Başka. Verseydi başka şey olurdu. Evet bence ama bu, ama başka, bu, bu şu anda yani. Da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok aleyhinde kullanılıyor. Doğru devamlı da. Olarak sanki cemaatle AKP ayrıldı, cemaat kalktı, CHP'nin yanına birleşti. Yani. Ben cevabını vereyim. Bunu reddetmeniz gerekiyor. Yani doğru neyse gerçek onu anlatmanız gerekiyor. Ruhat Hanım, şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın iki sene boyunca kendi yazdığım raporlar, hatta istersen size göndereyim hepsini. Çıktık televizyonlarda anlattık. Daha yakın tarihte seçim esnasında bile ben işte birkaç tane çok önemli televizyonda da bunu anlattım zaten. O gün anlatırken yüreğimde en küçük kırpıntı olmadan anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada temsilcisi olarak o komisyonlarda dedik ki bakın siz bu cemaat dediğiniz örgütlenmeye paralel diye iddia ettiğinizde biz söylüyoruz ya. Bunlara Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nı teslim etmişsiniz zaten bir vesilenin. Kimleri dinlediklerini biz orada raporlarımızda anlattık. Bunların yapmak istediği zaten devlet içinde devlet yeni bir derin devlet. Yeni. Rengi mor olan bir derin devlet yaratma işi vardı burada. Bunları anlattık. Şimdi bir tarafından baktığınızda böyle algılanmasından ziyade şunu söylüyorum. Yine bugün ülke gündemine cemaatlerle ilgili konudaki bu memleketteki cumhuriyetin temel kazanımlarını, demokrasimizin aslında bugüne kadar temelden sarsılmasına neden olan bu adamların gelip İsmail Ağa cemaati veya adı ne olursa olsun kim olduğu önemli değil. Bilemiyorum yani kim olduğu. Devlet protokolünden kabul edilmesi bu memleketteki rejimin hangi kılcal damarlarının nasıl kesildiğinin birebir göstergesi zaten. Efendim onlar neyi yapmış buna bile takılmıyor. Çok önemli değil. Gittikleri yerde ne yapacakları belli bunların. Ama nereye gittiklerini söyleyeyim ben size. Gitme planı oldukları daha önceki köyleri tek tek tespit ediyorlar. Oraya gidiyorlar. Bakın ne anlatmak istiyorum. Memleket öyle bir bölünmüş ki. Bunu kim yaptı? Başbakanın kendisi yaptı bunu. Nasıl yaptı? %20'lik kendine göre Sünni, Ortodoks bir kitle yaratmaya çalıştı. Kemikleştirip ben ne dersem arkamdan gelecek. Hatta şöyle kimi suçlarsam, muhalefetle dahi suçlarsam, bunlara pislik atarsam, çamur atarsam basınım yazacak. Bir algı yaratılacak bundan ilgili. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir şey olursa oradan da başka bir algı yöneteceğim, bir iş çıkaracağım diye başbakanın kendisi. Onlar oraya davet ettiren mantelin kendisi. Adam geldi orada, Enerji Bakanı briefing verdi. Ben gidemiyorum ya. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, ben milletin milletvekiliyim ya. Evet. Adam bana briefing vermiyor, kaldı ki oraya gidecek ona veriyor. Sorunu buradan tartışmak lazım. Hı hı. Yani sorunu kişiselleştirip ben şuradan buradan değil. Ben size bir soru sorabilir miyim? Verir misiniz? Siz madem milletvekilisiniz, bizi de temsil ediyorsunuz. Başbakan da diyorsunuz ki ülkeyi kamplaştırıyor. Peki Gülen cemaati, İslam Ağa cemaati, İsmail Ağa cemaati mensupları, inananları, onlar vatandaşımız değil mi? Onlar kardeşimiz değil mi? Evet. Niye soy vermesinler? Niye siz onları kucaklamıyorsunuz? Bize mi? Bakın şu mesele yani, konu bize vermesi... Yani siz bir takım mı tutuyorsunuzdur, ben de tutuyorum. Niye aynı takımı tutmayalım? Verebilir, aynı şey değil. Konu. Bizim sadece şöyle... Zaten sizin dediğiniz üzerinden yürüdü tartışma. Genel başkana sordular.
Genel başkan dedi ki bana oy vermeyin diyebilir miyim deyince herkes dedi ki bunlar işbirliği yapıyor kardeşim. Buyurun. Buydu konu. Şimdi, konu buydu zaten. Hayır, bir taraf kamplaştırıyorsa siz kucaklayın parti şimdi, olarak. Hayır bakın ben anlatmak istediğim diyorum ki bakın bu bizim cemaat konusunda yan yana yürüdüğümüzü iddia edenlerin evet. Temel dayanağı genel başkana sorulan bir sorudan kaynaklanıyor. Dedi ki bunlar beraber size oy vermeleri için gerekli olan şeylerde. Ne efendim yani bir tek sorudan mı çıktı ya Allah aşkına? Ay bakın Hürriyet gazetesi ilanlarını yayınlasa tutuyorlar siz cemaatçisiniz mesela bakın. Evet, evet. Yapıştırma konusunda şöyle, son derece ustalar. Şöyle ve bir algı var algı. Bakın, algı çelişebilir ama bu algıyı yok dergisi, etmek. Evet. Ekonomist dergisi dünyanın en çok okunan dergilerinden biri. Ekonomi dergilerinden ve genel haber veriyor. Artık şeyi bu CHP'yi yani laik kesimi şeyle birlikte cemaatle birlikte anıyor. Yani Gülencilere yanaş. Avrupa'ya da bu böyle anlatılıyor. Evet. Ve bu 30 Mart seçimlerinde kullanıldı. Gelecek seçimlerde yine malzeme yapılacak Gülen'le beraber. Bunu gerçekten muhalefet partilerinin özellikle de ana muhalefet partisinin bunu üzerinden atması hiçbir şekilde böyle bir yakınlığın olmadığını batıya da doğuya da Türkiye'ye de yani bu yalanlar söyleniyor ama siz bunu reddetmeyi ve gerçeği anlatmayı başarmalısınız. Şimdi bir şey söyleyeyim Erdal Bey bu konuda sosyolojik bir tespit yapacağım. Yani bir cümle izin verin izin buyurun. Verin. Şimdi efendim doğrusunu söyleyelim. Şimdi cemaat AKP ile birlikteyken CHP cemaate müthiş derecede karşıydı. Bunu herkes biliyor. Ama vaktaki cemaat AKP ile kavga etti, ayrı düştü. Cemaate iktidarla CHP yaklaştı. Şöyle yaklaştı, pragmatik bir biçimde. Zannedildi ki cemaatin önemli bir oy oranı var. Dolayısıyla AKP karşısında yer aldığında İstanbul, Ankara peki, gibi yerlerde falan. Biz izin, ben efendim yani şimdi bunu yani tahminle söylüyorsunuz. Hayır tahminle yani yaşananı benim gördüğümü söylüyorum. Yanlış olabilir. Gördüğüm bu. Ve bu çerçeve içerisinde fırsat eşitliği anlamında eğitimi savunan bir CHP öyle bir noktaya geldi ki dershaneleri savunur hale geldi cemaatten dolayı. Yanlış ama doğru buradaki, değil. Efendim, doğru buradaki, değil yani. Buradaki İstanbul, yani. Evet, buradaki burada İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklamaları var İstanbul kardeşim. Belediye Başkanı ne demek kimdir CHP'nin adı değil mi? Bu var. Neyse Erdal Bey dinle bir bitireyim. Öyle olur olmaz. Şöyle söyleyeyim. Algı bu. Şimdi sonra ne oldu? Ben o zaman yazdım makalelerde. Cemaatin böyle bir etkisi yoktur. Kaldı ki cemaatin böyle bir etkisi olsa da cemaat CHP'ye oy vermez. Efendim, anlaşıldı ki biz bir cümle efendim ama konu önemli. Konu önemli. Anlaşıldı ki cemaatin böyle bir oy kayışının CHP olmayacağı anlaşıldığı zaman o zaman vazgeçildi. Evet. Aynı hata MHP'li aday getirilerek, AKP'li aday getirilerek yapılacak. Sayın Özer bunu bir algı var. Üzerine söylüyor. Bir algı üzerine böyle söylüyor. Böyle bir algı var işte. Böyle ekonomi bir şeyi diyorsunuz, okudunuz. Bir partiye yapıştıramayız. Heh. Onun için partinin milletvekilini de biraz sonra dinleyeceğiz. Bakalım Sayın Özer'e hak veriyor mu? Yanlışlar nerede? Aynı zamanda Ok Meydan şimdi olaylarına. Şimdi olmayabilir. Seçim sürecini söylüyorum acaba, ben. Acaba Alevi, Sünni. Sevgili izleyiciler, bıraktığımız yerden tartışmamıza devam ediyoruz. Açıklanması gereken bir nokta vardı. Çünkü Sayın Ahmet Özer, siyaset bilimci profesör doktor, daha önce referandum öncesinde yine ana muhalefet partisine yapılan PKK ve BDP ile ortak hareket ediyorlar yakıştırmaları. Bu seçim öncesinde, 30 Mart seçimleri öncesinde cemaat için yapıldı. Cemaatle ilgili bir algı cemaat var için dedim, yapıldı. Evet. Bunu AKP ortaya attı. Yani 12 sene birlikte çalıştığı cemaati kendi yanından yolsuzluk olayından sonra 17 Aralık'tan sonra ayırdı. Ve direkt CHP ve MHP'nin yanına koydu yine. Özellikle de ana muhalefet partisinin. Şimdi milletvekili, CHP İzmir milletvekili ne dinleyelim bakalım şimdi, ne diyecek. Şimdi, evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz önce aslında siz de şifreleri içeride verdiniz bazı konuları. Ben onu zaten yüksek sesten söyledim arada. PKK ile bizim işbirliği yaptığımızı neredeyse belgelerim diyen bir başbakan vardı. Nerede? Bir çıktık ortaya tapeler. Kimin kimle neyi yaptı ortaya çıktı arkasından. Ama siz o arada referandumu kaybettiniz. Yani, evet. Buna inandırdı mı? Evet. Algı yönetimi. Peki nasıl inandırıyor?
Sayın hocam da bunun gibi şeyler mesela söylediğinde şimdi diyor ki mesela şeyle cemaatle işbirliği. Nasıl ya? Nasıl mesela? Oy ver. Şimdi genel başkanımızın söylediği bir kelime çok önemli bir kelimeydi. Onun üzerinden aslında tartışmalar yürüdü. Bazı konular. Bir Amerika seyahati konusu çıktı ortaya. Birkaç tane küçük küçük semboller. Şimdi ama bundan önce bugüne kadar gelen hikayede cemaatle birlikte yol yiyen ve bugüne kadar yol yürüdüğü, dost oldu. Çoğu kurum, kişi veya işte devletleri ilk önce dost sonra düşman yaparken seninle özdeştiren bir başbakanın söylemlerini herkes kanıyor. Suriye'de de öyle. Esad'la ilgili konuyu düşünsene. Ama kendi partinizin milletvekilleri çıkıp bunu bakın, söylediler. Bir de öyle bir yanlış oldu. Şimdi Esad'la ilgili bugüne kadar bir problemi var mıydı? Son 4 sene önceye kadar, 3,5 sene önceye kadar yoktu değil mi? Ondan kavga etmeye, hatta halkını kırdırmaya, savaşa teşvik etmeye kadar her şeyi yaptı. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nden özdeş etti. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri gidip orada gazetecileri getirdiler buraya. Neden biliyor musunuz? Sırf oradakilerin de sırf Erdoğan'a kininden dolayı öldürecek insanları insani bir hikayenin önlediklerinden dolayı bizi Esad'la birlikte kol kola yol yürüyen adamlar olarak ilan etti. Ama zaten Hüseyin Aygün aynı şekilde kaçırıldı, götürüldü. Muhakkak öyle oluyor. Niye öldürülmedi diye sordular. Ya böyle bir şey olur mu? Hüseyin Aygün'i götürdü. PKK diyelim ki kaçırdı. Sonra niye serbest bıraktı diye sordular. Öldürseydi Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile özdeş olmayacaktı. Yok yok, o cemaat ailesiniz siz. Bakın, yakın. O diğerleri özünü konuşuyor. Aynı şeyler. Bunu ne? Yapan, ha, bunu yapan paralel yapıyla diyen başbakanın kendisi. Ama biliyoruz. Adam da, herkes biliyor. Tamam da sizin ispatlı bir şeyiniz ya peki, var mı burada? Başbakan ben de aynı bu kadar burada başarılı yani. Oluyor da siz niye başarılı olamıyorsunuz? Bunun bakın tersine? Bakın beyefendi. Hangisinde hangisinde? Yani başbakan bunu diyor, bak diyor ki. Siz de inanırsanız oluyor tabii ya. Ben inanmıyorum kardeşim. Ben ortada bir yerdeyim ama. Sadece böyle konuşmakla bir yere varamazsınız ya. Allah aşkına ya. Ben diyorum ki başbakan 10 sene beraber olmuş. Herkes görüyor. Ben de söylüyorum, yazdım. Evet. Çıkar bozuldu. Onun foyasını ortaya çıkarınca düşman oldu. Şimdi bu görülüyor. Başbakan buna rağmen bu söylemde başarılı çünkü oluyorsa. Çünkü bütün medya onun elinde. Cumhuriyet Halk Partisi tersinde niye başarılı olamıyor? Ben nasıl yapmadığımı sana nasıl ispat edeyim? Böyle bir şey olur mu ya? Yapmadığımı ya. Yapmadığı değil ya. Neyi yani ben diyorum ki burada? Başbakan bir algı yaratma yönetme ustası. Bütün medya. CHP bunun karşısında bakın, başarısız kalıyor. CHP'nin artık bunu aşması lazım. Sayın Özer. Ana muhalefet partisinin başarılı olması lazım. Bunu söylüyorum. Peki bütün medyayı havuzlar kurarak, devlet bankalarını kullandırarak, iş adamlarına zor orla bunu alacaksın diyerek medyayı ele geçirirse eğer. Bu kadar kötülüğü olan bir adam niye bizden %45 alıyor? Sesinizi nerede duyuyorsunuz? Siz açıkladınız biraz önce. Ya ben de siz diyorum ki bu kadar ben de sen gibi düşünüyorum. Burada. Bu kadar sorun varken 10 yıldır Allah'tan korkun 12 yıldır 23'e kadar gidiyor alternatifsiz bir biçimde nasıl kalır bir ülke? Siz anlaşılıyor. Ben diyorum anlaşıldı, ki, anlaşıldı. Diyorum ki bunu particilik yapmayalım. Particilik Sayın Özer, ya, ben particilik yapmayalım. Ben Adalet Partisi kökeninden gelen bir insanım. Partisizim ama bu ülkenin ana muhalefet partisi ben olan bir büyük yapıyorum? Partiye yalan söylenmesine karşı. Hayır, ben çok şimdi, önemli bir partici. Ben, hayır, ben particilik müsaade, yapmıyorum. Yani, ben AKP'yi savunmuyorum ki. Tam tersine hocam, eleştiriyorum. Hocam. Ben eleştiriyorum bütün fiillerini. Ben diyorum ki alternatifsizliğini söylüyorum. Arkadaş şimdi bakın şöyle bir şey yok. Her partide eleştirilebilir miyiz? Burada eleştirilmez bir şey yok. Kültürünüz yok mu? Buyurun. Niye var? Saygı duymuyorsunuz? Kızmayın canım. Ya. Nasıl kızmayın? Kızmayın. Sizi eleştirden niye bu kadar korkuyorsunuz? Allah Allah. Siz onu dinlemiyorsunuz. Ama siz dinlemiyorsunuz. Dinliyorum. Ben size cemaati sordum. Siz gittiniz Hüseyin Aygün'den girdiniz. Tabii aynı şey ama. Onu biliyoruz kardeşim. Ya sizden başka bilen yok mu kardeşim? Böyle bir algı var diyorum. Bu algıyı ye ki kardeşim. Sayın Özer, rica etsem. Tabii ki öyle açıklayacağım. Sana ne nasıl açıklayacağım? Sen sana ben nasıl konuşacağım? Ben ne yapacağım? Ben de nasıl konuşacağım? Sana mı soracağım? Müsaade. Buyur. Ben de konuşuyorum. Sen de konuşuyorsun. Sayın Aksin. Ben milletvekilisin diye bağırma hakkım var da bizim kusura hakkım var. Hayır sen bağırıyorsun. Lütfen herkes hakkını ifade edeceksin. Ben buyurun, rica ya. Ediyorum. Buyurun ben de ben konuşuyorum. Ya. Niye bağırıyorsun? Ben müsaade ettim size. Niye bağırıyorsun? Müdahale ettim mi size? Ediyorsun işte. Yeter mi? Başından beri müdahale ediyorsun ya. Efendim. Hayır kızıyorsun bir tespit yapsın diye. Ya. Bırakın ben yapmayayım. Size rica Allah ettim Allah. Efendim. Size rica ettim. Başkaları konuşurken lütfen biraz da şey yapalım diye dinleyelim. Ediyoruz hanımefendi. Ona niye aynı şey söylemiyorsun? Ama siz söylüyor. Yani sayın ama o daha yeni başlıyor. Bağırıp çağırıyorsa. Yeni başlıyor. Hayır yeni başlamıyor.
Yani siz, diyorsunuz ki ya CHP eleştiri yapmayın. Ya ben efendim, iyilik olsun diye yapıyorum efendim, kardeşim. Ya. Siz geçen konuşmanızda böyle değildiniz. He. Siz tamamıyla bugün geldiğinizde particilik yaparak buraya ne geldiniz. Particiliği? Hayır efendim. Reddediyorum ben particilik yapmıyorum ben efendim. Ben sizi buraya siyaset bilimci olarak evet, çağırdım. Hangi particilik yapmışım? Ama yapıyorsunuz. Yani AKP'yi mi siz savunuyorum? Siz diyorsunuz ki bakın siz gerçekleri şey bilmenize rağmen. Ben AKP'yi baştan sona hayır, kadar eleştiriyorum. Savunun. Diyorum ki değişsin, değişebilmesi için CHP'nin kendini değiştirmesi lazım. Bunu tamam, söylüyorum. Tamam, işte bunu siz AKP'li de olabilirsiniz. Hayır değilim. İstediğiniz gibi ben bir partili değilim. Olurum. Ben bilim insanı olarak söylüyorum. Buraya bir AKP'li olarak gelmenizden de memnun olurum. Ben öyle olsam söylerim sizden çekinmem ki. Ama tutup da medyanın halini bilmenize rağmen siz kendinizi anlatamıyorsunuz. Siz işte şeyle beraber, ne beis var? Cemaatle kötü berabersin. Var, evet. Ama aynı şeyi bin defa tekrarlıyorsunuz. Hayır, bin defa değil, bir defa söyledim. Ya, geçtim, bakın, neyse. Ben efendim, konuşacaktım. Çok vatanım, çok özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben müdahale etmedim hiç kimseye konuşurken. Hiç etmem de. Böyle bir söz hakkı bana verildiği için ben sonuçta partim adına konuşuyorum burada. Çok daha rahatlıkla. Dedim ki algı yönetimini sonuçta burada yapan, medyasını da arkaya alan bir iktidar var. Söyleyen oydu. Hepsi boş çıktı altı. Onu söylemek istiyorum. Yani PKK olayı da boş çıktı. Diğer Suriye'yle ilgili konularda söyledikleri de boş çıktı. Rumlarla ilgili söyledikleri, Avrupa Birliği'yle ilgili bizim onlara fitne fesat raporlar götürdüğümüz konusunda dünya kadar insanlara bunları ispiyon eder gibi bazı şeyler anlattı. Aynı şey bugün cemaatle ilgili konuda mevzubahis. Yani bizim kalkıp kendimizi şöyle ispat edemeyiz yani. Biz onlarla işbirliği yapmıyoruz diye ispata gidemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bu bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor ki. Yani onu demek istiyorum yani. Şimdi adama biraz önce siz de dediniz ki adam size oy verse vermeyin mi diyeceksiniz dedi değil mi? Doğru mu? Doğru mu? Evet. Toplum bütün kesimlerinden ilgili barışın diye her kesimlerle Kürtlerle, Alevilerle, cemaatiyle, Rumlarıyla, Ermenisiyle doğru mu? Evet. Biz de onu diyoruz. Tamam kardeşim. Zaten. Sağdan gelen adam varmış, soldan gelen adam varmış, bilmem ne etmiş. Şu adamı niye getirdi? Onu o partimiz karardır kardeşim. Verdiğinde kendine göre bu toplumda şu anda %50 %40 alma ihtimalimizi yaratmak için kendine göre belki 20 yıllık plan yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Hiç kimse buna dayanamıyor belki. Belki sen öyle düşünmek lazım. Anlatabiliyor muyum nereden baktığına bağlı bu iş. Yani benim söyleyeceğim bu ama şu var. Ben kimsenin konuşmalarına müdahil olmadım. Olmam da. Ya ben de hiç olmadı. Siz yani direkt beni ilgilendiren bir efendim, şey söylediniz. Efendim şimdi geçeceğiz. Yani? Ok Meydanı olayından da söz etmek istiyorum. Çünkü orada da söylenen çok önemli sözler var. Ok Meydanı'nda Soma'da ölen madenciler için yapılan bir gösteri. Aynı zamanda Berkin Elvan için olduğu söylendi. Polisin tomalarla, tazikli su, biber gazı ve silahla müdahale etmesiyle yine 2 ölü 9 yaralıyla kapatıldı. Önce Cemevi bahçesindeki bir genci vurdular. Polis karışmasaydı yine büyük ihtimalle bir şey olmadan, ölümlü bir olay olmadan kapatılacaktı olay. Polis karıştı ve bu kez aralarında silahlı sivil polislerin olduğu, silahlı maskeli provokatörlerin ve sivil polislerin olduğu görüldü. Sonunda da işte ateş edildi polisler tarafından ve bu genç vuruldu. Şimdi hep bunlar oluyor. Polis artık açıkça silah kullanıyor. Devlet güçlerinin ve işte korumaların, herkesin, başbakanın yakınında olanların da şiddet yaptığı görülüyor. Peki bu aynı zamanda bir Alevi-Sünni çatışmasına doğru da gider oldu. Ne olacak? Nasıl önlenecek? Acaba siz ne düşünüyorsunuz Sayın Yazıcıoğlu Ok Meydanı olayları konusunda efendim? Bu sivil polisler bir de bu provokatörler artık her gösterinin arasına karışacaklar. Ne olacak acaba? Şimdi siyaset bilimcisi değilim. Evet. Siyasetin de tarafı pek olmadım. Ama Erdal Bey izin verirse bir kelime söylemek istiyorum. Belki de onların partisi açısından da bir ufuk olur. Şimdi bize başbakanın yıllardır nasıl bir algı yönettiğini ve aslında gerçek olmayan birçok hadiseyi CHP'yi suçlayarak onu zor durumda bıraktığını ve biz halka bunu açıklamakla zaman kaybettik evet, dediniz. O zaman da sanki CHP'li oluyorsunuz ama bir haksızlık yok, var yok. Ortada. Valla tavsiye değil hani bir fikir olarak söyleyeyim. Bence hiç başınızı çevirerek kendi projelerinizi ve kendi yolunuzu devam ederseniz belki o projelere karşı başkaları açıklamakla vakit kaybedebilir. O da CHP'nin yükselmesi açısından iyi olabilir. Açıklanmazsa büyük kitleler çok inanıyorlar Yılmaz Bey. Yani peki. Bu o kadar önemli ki. Mesela bunu internet açıklanır o muhakkak ama şimdi kendi milletvekilleri siyaset de çıkıp söyledi. Yapmıyoruz aslında dedik ama yanlış tabii ki yani. Gündemi takip ediyorum. Evet. Her zaman entelektüel seviyesi yüksek olan neyin gerçek neyin olmadığını algılayabilecek düzeyde. Öyle değil, oy o yüzden öyle halka değil. Etmek evet. Gerekecek. Ama ben sorunuza evet. Cevap vereyim.
Şimdi bakın her devletin yetki kullanım hakkı vardır. Bu ne demektir? Belirli olaylar karşısında o olayları bastırmak ve o toplumdaki düzeni sağlamak açısından devletin güç kullanma hakkı vardır. Bu çerçevede de kolluğumuzun tabii ki zor kullanma yetkisi var. Ama onun şartlarında olması gerekiyor. Mesela ok meydanında devlet tabii çok kastığı için halkı biraz da sorun ondan oluyor. Halbuki o ok meydanına katılan göstericileri de devlet koruyup kollamak zorunda. Yani orada kolluk bulunmadan gösteri yapıldığını farz edelim. Ve göstericilerin kendi arasında kavga ettiğini varsayalım. Ya da o göstericilerin tam aksi yönünde düşünen kitlelerin onlara müdahale ettiğini düşünelim. Devlet bunların hepsini ayırmak, onların can, mal, namus hepsini koruyup kollamak zorunda. Fakat maalesef bu iktidar zamanında bir parça daha vahim bir duruma geldi. Zira kadın haklarını savunanlar dayak yiyor, çocuk haklarını savunanlar dayak yiyor, işte onu yapanlar dayak yiyor konumuna geldik. Çünkü maalesef eleştiriye pek tahammül gösteremediğimiz ortada ve şiddetin de dozu kollukta artıyor. Şimdi kolluğu silah kullanabilmesi için yasal savunma dediğimiz, yani kendi canına bir taarruzun olması lazım. Eğer meşru müdafaa içinde değilse, yasal savunma içinde değilse, yani kolluk öldürülmeye başlanmamışsa, silah kullanıyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararlarında olduğu üzere kolluk Türkiye devleti yaşam hakkına saygı göstermiyordur. Evet. Kolluğun o kullandığı güç kullanımı da aşırıdır ve kim kullanıyorsa da kasten adam öldürmeden ya da olası kasten adam öldürmeden sorumlu olması gerekir. Evet. Yani tabii, hiç tartışmasız bu. Ve bakın, yani döner bu. 5 yıl Türkiye'de gider. 10. yılda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biz mahkum olup her zaman gibi geri geliriz. Bu hiç değişmez. Yani eğer iki kişi ölüyorsa ve bunda da silah kullanılıyorsa, kolluğa karşı ateş edilmediği müddetçe kolluğun o silah kullanımı aşırı. Ama bildiğiniz gibi artık Avrupa Birliği de hayal olacak bizim için ve tamamen Orta Doğu ile baş başa kalacağız tablosu. Onu da halkımız düşünecek artık. Bu hafta açıkça ortaya çıktı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Türkiye bu şartlar altında Avrupa Birliği'ne girecek nitelikte değil dedi. Onu da halkımız düşünecek. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Önümüzdeki yılda 2015'te de genel seçim var. Hangi yolu seçeceğimizi, modern mi olacağız, olmayacak mıyız, ne olacak? Modern olmak değil. Yani bu verecek. Mesela şu iki haftadır Türkiye'nin tablosuna bakan, yapılan konuşmalar, başbakanın söyledikleri, tekmeler, tokatlar vatandaşa, Avrupa Birliği böyle bir ülkeyi istemez. Ve tamamıyla sorumlusu Avrupa'da zaten hükümettir. Böyle bir ülke yok efendim. Avrupa'da zaten hükümettir. Böyle ülke yok. Gelişmiş dünyadan aynen. Kopup. Yani medeni dünyadan kopup evet. Tamamen Orta Doğu şeyine doğru dönüyoruz. Şimdi Sayın Öztürk, efendim siz bu ok meydanı olayları konusunda, Alevi-Sünni ayrışması konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü orada Cemevi yetkilileriyle de konuşmuş, mesela İngiliz gazeteleri de konuşmuşlar. Diyor ki ibadethanede bile güvende değilsek nerede güvendeyiz? Yani camideki insanların her yaptığını, bastıkları yeri bile biz kirlettiniz diyorsak, o kadar koruyorsak ama cemevindeki insanların güvenliğini korumuyorsak hakikaten de haklı değiller mi? Bu Alevi-Sünni çekişmesi nasıl engellenebilir böyle bir şeyin ortaya çıkması? Şimdi ben şunu anladım buradan. Her kahırdan bir lütuf çıkar. 3 saatim gitti ama olsun. Atatürk'le Aldatmak ve Angotizm kitabı derhal yayınlanmalı. Derhal. Bu bir defa net. Bunu çıkardık buradan. Şimdi bu İsmail Ağa cemaati, başta bunları konuştunuz burada. Bu İsmail Ağa cemaati ile ilgili iki şey söyleyeceğim. Biri CHP bağlamında, biri AKP bağlamında. Bu CHP'nin çarşaf açılımı İsmail Ağa cemaati ile ciddi bir yaklaşımdı. Çünkü İsmail Ağa cemaatinin iki tane alameti farikası var. Biri sakal, biri çarşaf. Tercihleri odur. Beni ilgilendirmiyor. Deniz Baykal'ın çarşaf açılımı vardı meşhur. Sonra çarşafa dolandı. Rezaletle bitti.
Şimdi İsmail Ağa cemaati Soma'da arz-ı endam edince tartışma konusu oluyor. Öbürü de AKP ile ilgili. AKP şimdi gözü dönmüş haşhaşi, virüs, mikrop, sahte peygamber, çete, değil mi? Paralel. Kendi şeyleri, paralel bir şey değil o. O bir şey değil. Paralel doğru ama. Dedikleri bu yapıya karşı bir alternatif arıyor, belli. Ben söyleyeyim, hangi şeye, buna mı konuşayım, şuna mı, ha? Millete söyleyeyim ve bir de AKP'lilere söylüyorum. Boşuna hayal kurmayın. Fethullah cemaatinin yerine koyulacak birileri değil onlar. Yani o oraya onları, onun yerine onu koyarım. Böyle bir telafi yoluna giderim. Böyle bir replacement dedikleri birinin yerine bir ikame ederim. Ha, eski Türkçe'de var. Böyle bir hayale gitmeyin. Bu olmaz. Şimdi Soma'da sergiledikleri tavır böyle bir niyet taşıdıklarını gösteriyor. Bu hayaldir. Siz neyin yerine neyi koyuyorsunuz ya? Küresel bir güç. Arkasında Amerikan emperyalizmi, Batı emperyalizmi var. Siz şimdi İsmail Ağa cemaatinin dışarıyla hiçbir bağlantısı yok. İsmail Ağa cemaatinin bugüne kadar cumhuriyetle ve laiklikle bir kavgası da yok. Hatta tam tersi liderlerinin beyanatları var. Bizim cumhuriyetle, Atatürk'le, laiklikle bir problemimiz yok. Şimdi belli ki zorladılar adamları. Dediler ki siz böyle yapın, biz de sizi öbürlerinin yerine koyacağız. Şu hayale bakar mısınız? Şu hayale bakar mısınız? Ayşe Özgün bir uzun mesaj göndermiş. Şimdi onu burada okuyamam ben. Hı? Okursam burada her şey kaynar. Okumayacağım. Ayşe Hanım kusura bakma. Sevgili Ayşe. Şimdi soruların sorusu şu. Bütün söyledikleri yalan. 24 saat yalan konuştuğu halde Recep Tayyip Erdoğan, ki ben de böyle inananlardan biriyim, veya Recep Tahrik Erdoğan, şimdi yeni bir ad buldular ona, nasıl oluyor da bu başarıyı gösteriyor? Bunun cevabını muhalefetin bulması lazım. Anasıyla, yavrusuyla muhalefetin bunun cevabını bulması lazım. Yoksa bu gidişle Recep Tayyip Erdoğan köşkede çıkar. Bakın şimdi bu basiret tutulmasıyla muhalefetin getirebileceği, İnşallah basiret tutulması biter de böyle bir hata yapmazlar. Cumhurbaşkanı adaylarını hayalimden geçiriyorum da kanım donuyor. Birinci turda gelecek adam çıkacak oraya. Her halükarda. Her halükarda değil. Seçimlerde hile var efendim. Ya bırak canım şimdi, ne hilesi ya. Bu Zügürt tesellisini bırakın. Hileyle bunlar olmaz. Evet. Hileyle 1 puan 2 puanla bu işler olmaz. 1 puan 2 puan değil, en az 5-10 puan. Evet. Neyse, buyurun. Siz doğru dürüst Recep Tayyip'in külünü havaya atacak bir tane doğru dürüst aday getirin oraya. Basiret tutulmasını aşarak bakın ne oluyor. Öyle bilmem seçim hilesi, oy çalma filan. Bu Zügürt tesellileri bunlar. Ondan sonra 2015'te seçim. Orada da aynı şey. 40 ilde elektrik kesintisi acaba işte hayal mi gördü? Keser. Kediler trafoya girdi falan. Keser. Evet. Onlarla bu sonuçlar alınmaz. O zaman kestirmeyin. Siz demin dedim kızdın. Biz bunlarla uğraşamayız. Biz rakı içmeye gidiyoruz. Hadi rakısızını söyleyeyim. Seçim sandıklarında da bugüne kadar neler yaptılar? Biz bir an önce gideceğiz. Arkadaşlara sözüm var. Akşam toplanacağız. Yok pikniğe gideceğiz. Burada haklısınız. Böyle şeyler oldu. Evet. Bıraktılar sandıkları. Demek ki haklıyım. Bazen. Bu son seçimde değil.
Evet, ben ok meydanı filan o işleri bilmiyorum. Onları tetkik etmedim. O haberleri de dinlemedim. Kusura bakmayın. Onu arkadaş anlatsın. Benim söyleyeceklerim bunlar. Peki şöyle diyelim. Öldürülen gençlerin, mesela Gezi olaylarında da öldürülen gençlerin çoğu Aleviydi. Berkin Elvan da öyleydi. Etem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert. Çoğu Aleviydi. Ve şimdi öldürülen kişi de ok meydanında yine Alevi. Böyle olunca tabii özellikle ve Cem evine ateş edildi. Bakın oradan mesela olay sırasında ben hep takip ettim. Tabii hepimiz takip ettik. Cem evinde bulunanların ifadesi. Cem evine gaz bombaları atılıyor. Resmi sivil polis dolu. Çok silah sıkıldı. Tekrar gaz bombası atıldı. 3-4 akrep birden gruba müdahale ediyor. Ve ondan sonra Emniyet Müdürlüğü kendine göre açıklama yaptı. Durup dururken molotofla saldırmışlar. Vatandaş nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralanmış. Peki yani İngiltere'de mesela polis silah taşımıyor. Gösterilerde sadece izliyor ve büyümemesi için polis zinciri oluşturuyor göstericilerin iki tarafında. Ama elinde sadece copu var, silahı yok. Peki biz gördük ki gezi gösterilerinde de açıkça mesela Ethem Sarısülük'ün yakın mesafeden vurulduğunu gördük. Yakın mesafeden gözlerine biber bunları gazı taşıdık. Biliyoruz canım. Evet, yani biliyoruz. Ben şimdi, bu öldürülen gençlerin bunların şehit olduğunu Türk basınında ilk defa yazan ben. Hiç arşivler ortada. Takip ediyorum bunu. Bu hakkım ve görevim. İlk ben yazdım. Ondan sonra millet başladı bunu kullanmaya. Yurt gazetesindeki yazılarım orada. Gidin bakın. İlk. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi benim yıllardır beklenen çok hayati bir çalışmam var. Ebu Zer. Kime ithaf ettim ben o Ebu Zer kitabını biliyor musunuz? Bu her şeyi size verir. Gezi şehitlerine ve özellikle Berkin Elvan'a, Elvan'ın hatırasına ithaf ettim. Bu her şeyi gösterir. Onun için siz öyle mi diyorsunuz böyle mi? Biz ne dediğimizi gayet iyi biliyoruz. Evet. Bütün bunlardan sonra bir şey soracağım ben. Aleviler nerede? Aleviler nerede hanımefendi? Ben Yurt Gazetesi'nde çıktığı günden beri yazıyorum. Patronu olan adamı seviyorum. Onun dürüstlüğüne, samimiyetine inanıyorum. Ve hiçbir şey beklemeden de orada yazıyorum. Çıktığı günden beri aksatmadan. Ve şimdi de onun televizyonunda program yapıyorum 2 aydan beri. Yine aynı şekilde çarşamba akşamları saat 21'de 1,5-2 saate yakın program yapıyorum. Peki de Aleviler nerede? Aleviler başkalarından kendilerine saygı bekliyorlarsa kendilerine saygılı olsunlar. O yok. Dün hocam Aleviler Almanya'da 65 bin kişilik bir yürüyüş düzenlediler. Avrupa'nın bütün yerlerinden geldi. Başbakan oraya gitti, herhalde bir 10-15 bin kişi toplamış. Ama Alevilerin o başbakana posta koymak benim dediğim posta ile ilgili demiyorum. Yani bir 65 bin kişi gibi bir şey. Dün Mersin'de bir yürüyüş vardı. Herhalde ne olmuş yürüyüş olunca? Yani tepkilerini ortaya koyuyorlar. Yürüyüş, bakın. Tepkilerini ortaya koyuyorlar TV'de, ama o kadar. Sokak TV'de insanların maaşları ödenemiyor. İçecek su yok, oturulacak doğru dürüst yer yok. Adam bütün servetini, yılların birikimini oralara harcadı, etti. Şimdi düştüğü durum ortada. Siz Sokak TV'de mesela, hatta burada, ben burada program yaparken burada için de söyledim. Şurada ben aylarca program yaptım. İçecek su yok, paltonuzu asacak bir tane yer yok. Korumama ben paltomu veriyorum. Bunu tut Ahmet'ten çıkana kadar. Nerede? Nerede CHP'li zenginler? Nerede Aleviler? Alevi zenginlerin o Sokak TV'ye, o Yurt Gazetesi'ne verecek bir tane reklamları, ilanları yok mu kardeşim? Recep Tayyip'e sövmekle nereye gidecek bu insanlar? Evet. Nasıl çıkacaklar bu işin içine? Yerden göğe kadar... Eğer o Sokak TV, o Yurt Gazetesi, bu Halk TV dincilerin hesabına iş gören yerler olsaydı şimdi bunların her biri planetlere uçurulmuştu.
Ya siz şimdi yarım ekmeğini rahatça bölüşen davası için bir adamla bir fırın ekmeğinden bir dilim vermeyen adamları yan yana koyup bunların aynı başarı şansına sahip olduklarını söyleyemezsiniz. Çok milleti doğru. Aptal yerine koymayın. Çok doğru. İşte hikayenin özeti evet. Budur. Bu dönemde iş adamları hakikaten bu kadar bencil. İlan vermeye korkuyor ya. İlan reklam vermeye korkan iş adamı olur mu? Kardeşim. Hani tabir caizse domuz eksik şu kadar zengin var alevilerin içinde. Ya bir tane ilan görmedim. 10 bin liralık bir ilan ne o televizyona ne oraya ne buraya. Bir tane gör. Bu nasıl ve işte Almanya'dakiler ya? Bile korkuyor. Alışmışlar. Yani, alışmışlar. Ya poletliler gelir bunlara tepsinin içinde iktidarı teslim eder. Yahut laiklik kırbacı kullanarak milleti sustur. Geçti o günler beyim. Hocam ya. İşte Recep Tayyip yani, alır götürür. Düşünsemeyin. Gezi'de ölenlerine bir tane. Küçümsemiyorum. Tam tersine. Önemsiyorum. Bu kadar değil yani. Tamam olabilir. O Alevi halk yapıyor bunu. Tabii. Önde gidenler nerede? Şimdi bakın sizin bahsettiğiniz ayıklamak halk lazım. Yapıyor. Halk hayır. Halk ölüyor işte. Yani, halk ölüyor. Şimdi söylediğinizin bir kısmına katılmamak elde edilir. Öyle düşünsem Berkin'e ithaf etmem en önemli i̇şte kitaplarından. Oradan söylüyorum. Dinleyeyim. Aleviler nerede deyince bu öyle hepsi. Hayır halkı demiyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Gene işi saptırmayın o yana bu yana. Şöyle bir tezim. Kimi, kimi istihdaf ettiğim şey belli. Yok ortada. Alevileri istismar edenler nerede? Şöyle bir tespit yapabilir bakın, miyiz? İstismar eden yine aslında normalde bugün iktidarın kendisi. Ve ona karşı ya koyan gayet da Aleviler. Tabii Aleviler tabii. Buna da karşı koyan da Aleviler zaten. Yapıyor. Ondan aksini bekleyemezsin. Hı. Alevi kanaat liderleri, Alevi zenginler, Alevi kodamanlar nerede? Şöyle bir cevap vermek yani istiyorum. Hocam, size, ölen Alevi bakın, çocuklar değil. Hayır, siz de bakın bir şey söyleyeceğim. Hayır. De burada şimdi anlatırsam ayıp olacağı konuları biraz sonra anlatacağım size. Ben o hikayelerin temelini de iyi bilen adamlardan biriyim. İnşallah. Biliyorum birazdan anlatacağım size de. Evet. Burada değil ama şimdi, anlatacağım size çıkarken. Şimdi ben şu bombalı adam görüntüsüne benim senle bizim bir görelim istiyorum. Hayır ondan demedim. Hayır, nerede biz dediğim bazı oralarda mutabık olacağımızı biliyorum. Hocam Alevilerle ama ilgili ama bunları ifade edelim. Bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. İzninizle efendim. Şu bombalı adam görüntüsü Sözcü gazetesinde mesela çıkmıştı. Benim elimde de Sözcü gazetesinden kestiğim şey var. Yüzü bezle maskelenmiş, uzun saçlı ve bıyıklı bu kişi elindeki ses bombasını polislere attı. Bu tiplerin protestolarda polisin dibinde rahatça saldırı yapması polis provokasyonu iddiasını güçlendiriyor ki çok kişi bu kanaatte. Kimliği belirsiz bu kişileri daha önce gezi olaylarında ve 1 Mayıs'ta da gördük. Sırt çantasıyla ortaya çıktılar, polise molotof attılar, olaylar büyüdü. Dün de İstanbul Ok Meydanı'nda göründüler, olayları tırmandırdılar. Polisin görevi vatandaşın arasına sızan bu kişileri bulup adalete teslim etmek. Şimdi gezi olaylarında gördük bunları hakikaten. Hem bir yandan gençleri dövdüler sopalarla. Hem de aynı zamanda polise saldırarak her iki tarafı da kışkırttılar. Ölümcül olaylara sebep vermek için. Habire nitekim, şikayet, habire nitekim, tasvir. Efendim, batılı tasvir milletin kafasını karıştırmaktan gezi, başka gezi bir şey. Gezi olayları yaklaşıyor. Anladım. Bunlar böyle de yani bunlar çare değil. İnsanları çare uyarmak zorundayız bu provokasyonu. İnsanlar bunları biliyor. Hayır. Ruhat peki bunlar, siz ne tavsiye siz biliyor. Buyurun ne tavsiye ediyorsunuz Sayın Öztürk. Ben dinlemeyecek sözümü niye ben kokmuş ağza sakız olayım? Ruhat biraz Hanım, önce konuştunuz değil mi? Alevilerle ilgili evet. Ben bir iki şey söylemek bir dakika, istiyorum. Bir dakika, ben şunu söylemek istiyorum. Gezi olayları Sayın Öztürk tabii kendi görüşüne göre istediği gibi düşünmekte serbest. Gayet saygım tabii, var, saygım var kendisine. Olmasın. Her zaman olmuştur. Şimdi gezi olayları yaklaşıyor, yıl dönümü olayları demeyelim. İnşallah hiçbir olay olmayacaktır. Gezinin yıl dönümü yaklaşıyor ve bu eli bombalı adamlar ve polise saldıran adamlar aynı zamanda gezi gösterilerinin ve yapılan tüm protesto gösterilerinin imajını halka karşı kötülüyor. Şöyle oluyor, bu göstericiler polise saldırıyorlar, polis de ne yapsın? Ama öyle değil, aslında normal göstericiler polise saldırmıyorlar. Gezi'de saldırmadılar. Berkin Elvan'ın cenaze töreninde saldırmadılar. Saldıranlar sadece araya karışan bu belirli yüzü maskeli provokatörlerdi. Şimdi onları da devletin çıkarması lazım ortaya. Tabii ki devletin ortaya çıkarması lazım. Şimdi Alevilerle ilgili şöyle bir sorun var. Bir kere Alevi kitlesi yıllardan beridir ezilmiş, susturulmuş, küstürülmüş. Bir, iki, Alevi kitlesine karşı bir ön yargı var.
Ve bu ön yargı işletiliyor. Yani kamuoyunda da sanki Aleviler, işte Alevilerin gençleri terörist, işte bu olayları çıkarıyorlar. Bunlar işte gizli örgüt üyeleri falan gibi bir algı yaratıyor. Evet, öyle bir algı. Demin benim söylediğim de o. Yani bu iktidarın en usta olduğu noktalardan bir tanesi bravo, algı yaratma bravo ve yönetme ustasıdır. Yani algı bazen olgunun yerine, gerçeğin yerine geçebiliyor. Tabii yolsuzluk olayında bile cemaat onda bile yaptı ha, yani paralel yaptı. Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla burada algıyı gerçek değiştirmek lazım. O nedenle yani şimdi Yaşar Nuri Hocam o kodamanlarla ilgili dediğine katılıyorum. Ama Aleviler gerçekten bir dinamik olarak seslerini çıkarmak istiyorlar. Bu ezilmişliklerine tepki göstermek istiyorlar. Hayat tarzlarıyla ilgili büyük endişe duyuyorlar. Fakat büyük bir algı yanılgısı vardır. Ve bu iktidar tarafından, iktidarın yandaş gazeteleri tarafından pompalanıyor. Fakat asıl mesele şurada. İktidar bugün geldiği noktada, demin siz de söylediniz, hem yurt dışındaki ittifaklarını, Avrupa Birliği, Amerika vesaire kaybetti, kaybetmek üzere, hem yurt içinde sermaye, liberaller, demokratlar, hatta işte cemaatle çatıştı. Şimdi bu kadar zor bir durumda iken bile, bu kadar olumlu konjüktüre rağmen yine de en başarılı, zaferi şimdiden bitirmiş, cumhurbaşkanlığını seçmiş algısını yaratıyor. CHP ile ilgili demin benim söylemek istediğim nokta da bu. CHP bir kitle partisi. Biz bunu şimdi gidip 53 tane partinin herhangi birisinden bekleyemeyiz. CHP'nin en büyük problemlerinden bir tanesi AKP bugüne kadar toplumun önemli kesiminin kafasında bir sanki alternatifi yokmuş gibi yaratılmıştır. Bütün bu da bir algı yanılgısı. Ben medyacıyım. Bütün medya elindeyken anladım, aksini anlatamazsınız. Anladım Ruhat Hanım. Yani medyayı biliyoruz. Seçim hilelerini biliyoruz. Nasıl efendime söyleyeyim. Yapılan olumsuzlukları CHP biliyoruz. Hocam buyurun. Lütfeder misin? Estağfurullah. Ben aynen siz konuştuğunuzun ben konuşmuş gibi dinliyorum. Çünkü aynen. CHP beklenen basiret çizgisine gel. Beklenen basireti göstersin. Buna rağmen aşarsınız. 17 Aralık'ta hangi medya gücü onların rezilliklerini örtmeye yetti söyler misiniz? Mümkün değil. Hala da millet ama sizde mi tutarsızlıklar var. Siz derken sizi tenzih ediyorum. Şimdi efendim Recep Tayyip'i eleştirdiler senelerce. Neymiş? İşte dinci cemaati, SİHA'nın güdümünde çalışan cemaati, tırnak içinde söylenen laflar yanına aldı şöyle şöyle. Hiçbir itirazım yok. Ben de aynı kanaatteyim. Peki o fidan canları, genç çocukları ölüp ölüp giden o zavallı Alevi halkı. Onlar için içim sızlıyor benim. Bunları güdenler, bunları önderliğini yapanlar, bunların başbuğu konumunda geçinenler. Recep Tayyip'i diyorsunuz. Alevilerin süper lideri sayılan İzzettin Doğan'ın Fethullah Gülen'le ilgili deklarasyonlarını, kankalıklarını görmedik mi? Ona ne diyeceksiniz? Evet. Şimdi buradan da ona şuna ne gelmek diyeceksiniz? İstiyorum. Aleviler dediğim gibi kendilerine saygıyı bir defa sağlamalıdırlar. Yoksa dinciler bunlarla sürekli dalga geçerler ve geçiyorlar. Asırlardır bu böyle. Ve böyle ölüp ölüp giderler. Sonuç değişmez. Evet, buradan da hocam asıl tehlikeye gelelim. Asıl tehlike şimdi de asıl tehlike de tabii ki Alevi kitlesi de yeknesak değil. Çeşit İzzettin Doğanlar da vardır. Hacı Bektaş Veli Derneği de vardır. Cemevi de vardır. Mesela Mersin'de en büyük Alevi Derneği vardır. Çok önemli çalışmalar yapıyor. 5-6 bin tane üyesi var. Asıl tehlike şu. Türk tipi başkanlık. Yani bütün bu yapıyla birlikte Amerika'daki yapıyı da aşan, aslında ne olduğu belirsiz olan, kanun çıkarma yetkisi olan, efendime söyleyeyim en üst düzeydeki yargıyı mensuplarını atayabilecek, bürokratları atayabilecek, hesap sorulmayacak, sorumsuz ama yetkili bir yapıya doğru Türkiye gidiyor. Bu Türkiye rejiminin baştan sona değişmesi, parlamenter sistemin dumura uğraması ve bir padişahlık sistemine gidilmesi demektir. Bu sadece bir kişinin şahsında konuşmuyorum. Bu Recep Tayyip Erdoğan veya Ali veya Allah Veli kim olursa olsun. Ama bu sistem Türkiye'ye giydirilecek bir deri gömleğidir. Şimdi bu başkanlık sistemi de değildir. Bu sisteme ne yapmak lazım? İşte şimdi ana muhalefet partisinin veya diğer partilerin
veya üniversitelerin bu sistemleri tartışıp Türkiye'nin önüne bizim çocuklarımızın daha özgür, adil, güzel bir dünyada yaşamasıyla ilgili gerekli olan neyse onu koymamız lazım. Şimdi bana, bir son cümle evet, hocam. Bence bilinçli olarak bu kavgalarda üretiliyor. Aynen. Çünkü kavga iktidarın işine yarıyor. Keskinleştiriyor. Evet. Bir taraf tamamen perdelerle diğer tarafı görmüyor. Evet. O görünmeyen taraf da kendisine yıkıyor. Bunu bu algıyı ortadan evet, kaldırmak evet, gerekiyor yani. Ya, evet. Şimdi bunun devamı gibi demin hanımefendi bana rakı şişesini kafama vurmasaydı bunu söyleyecektim. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi bakın. Bakın ne demişim buraya bunu açacaktım. Bizde din diktatöryası dinle diktatörya işbirliğini kaynaştıran bir yapı gelişiyor. Ben buna Emevi faşizmi diyorum. Emevi bunu yaptı. Dünyada eşi emsali görülmemiş bir engizisyonu, görülmemiş bir zorbalığı, bir cinayet ve katillik sistemini sahte kader anlayışını kullanarak getirdi, dinle birleştirdi ve Müslümanların ensesine bindirdi. Bugün İslam dünyasında ama özellikle Türkiye'de yapılan budur. Bunu hedefine vardırmak istiyorlar. Yani dinle tahkim edilmiş bir diktatorya. Başkanlık sistemi bilmem nefi, bunlar bunun günlük dilde alışılmış munis şekilleri. Budur hedef. Oraya taşıyorlar. Bunu nasıl önleyeceksiniz? Burada şu anda yakın vadede tek çare var beyefendi benim anladığım. Cumhurbaşkanlığını bir faciaya dönüşmekten kurtarmak. Evet, bunu da kim yapabileceksiniz? Eğer bu dinci anlayış oraya istediği birini Cumhurbaşkanı olarak getirirse yani başkan tersini söyleyeyim yani tipi başkan başkan olacak Emevi yani krallığı evet. Yani Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde bir Emevi krallık sarayı oluşturulacak. Bunu herkes böyle bilsin. Bakın tarihin önünde söylüyorum. Kayda geçin. Diyecekler ki şimdi ama Gül de bunu, onlardan. Bunu önleyeceksiniz. Gül de onlardan. Kırılma buradan bak. Gül Recep Tayyip'in dobra konuşmayanıdır. Hiç başka bir şey yok. Daha kültürlü, yabancı dil bilen, daha sakin, su altından yürüyen, evet, daha iyi giden, daha dostça, başka efendim, başka evet, bir şey yok. Başka hiç bir ayrılık yok. İyi de niye onun döneminde olmadı o Emevi krallığı? Efendim, şimdi durum uygun yani değil. Sistem. Durum uygun değil. Recep Tayyip o krallığın başına kendinin gelmesini istiyor. Şimdi arada nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyorum ama hangisi ise hangisi. Yani zaman onu gerçekleştirmeye müsait hale gelmiştir. Figür Recep Tayyip olur, Ahmet olur, Mehmet olur falan olur bilemem. Bunu tarih kaydetsin, millet de kaydetsin. Bakın kehanet falan değil. Onun için muhalefet ne yapıp bu faciayı önlemelidir. Ondan sonra Türkiye'nin kaderi değişir. Şimdi hocam şöyle bir durum var arada. Tabii bunu evet, tartışıyoruz. Ben de biraz da şey sorsam şurada herkes iki aday yazsa Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye yani mesela yazsa. Yani bu adam bu işi götürür dese bir tane adam orada bir soru işareti var şu anda. Problemimiz şu. Gerçekten herkesin tam mutabakat içerisinde, tam uzlaşı içerisinde olmadı Kürtlerin veya MHP tabanının veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin solcu tabanının ve ulusalcı tabanının hepsinin tevazi gösterebileceği. Şimdi bir aslında bu hikaye burada zaten yani başka bir yerde değil. Var, esas be, sorulandan var, birisi var. Burası. Burası. Bu ülke ölmemiş. Bu ülkede hayır, varsa, analar evlatlar burada açıklamasanız bile bakın şöyle bir şey. Ben varsa, niye açıklayayım canım? Ne münasebet? Hayır varsa öyle bir fikrini söyleyin. Bana soran biz de var, diyelim ki. Ya ben burada şimdi düdük gibi öteceğim öyle mi? Ya ötersiniz ötmezsiniz meselesi değil bu ne ya. Ne münasebet? Biraz canım, önceki öyle ay, şey mi olur? Abi, bakın, kim şimdi, bana sordu da söylemedi? Bakın biz size öyle bir şey itham etmiyoruz. Yine konu başka bir yere gitmesin yani. Estağfurullah sen itham ediyorsun hayır, demedim ki. İşin mahiyeti böyle. Siz
dinlenmeyecek sözü söyler misiniz? O zaman size hayır, almak tabii, tabii 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 öyle bir şey olur mu? Yani bir şey. Ama sizinle ilgili böyle bir sorun da yok yani ortada. Varsa bu tartışma Allah şimdi Allah. Başka bir yere niye geldi. Niye sorun olsun? Ben sıradan bir vatandaşım ya. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben sadece iyi bir fikir adamıyım. İyi bir mütefekkir adamım. Ve iyi bir alim adamım. Kendi işimi iyi bilirim. Evet. Onun ama, için ama, o vukufla söz söylüyorum. Dinleyene söylerim. Dinlemeyen de cehenneme kadar hocam gitsin. Bakın şöyle bir durum var. Şimdi ben aslında tartışmanızı böyle tekrar deyince, alevlendirmek böyle deyince istemiyorum. Böyle hemen çıkıp cehennemin yolunu nereden biliyorsun ya ki beni oraya gönderdin? Yani, yani şimdi şöyle bir durum yok ki bakın. Rakı tartışması attınız diye laiklik tartışmasının içerisinde çok önemli bir kelime vardı. Orada bir problem var. Ben onu söyleyeceğim size şimdi. Onu söyleyeceğim. Dediniz ki yani mensubu olduğum partideki arkadaşlara gittim. Onlar beni dinlemedi. Akşam rakıya gittiler. Böyle dediniz. Beni dinlemedi demedi. Dinlemek istemediler. Çünkü böyle onlar rakı sofralarına gitmek istediler dediniz. Böyle. Şimdi bakan adam bana diyor ki. Bakan adam diyor ki ya buradan çık niye? Rakı içmeye gidecek. Buradan çıkan adam. Sen yoktun ki o zaman meclisi. Ya vardım yoktum hocam ayrı bir şey. Ya rakı içmek. Hocam müsaade edin. Bizim eleştireceğimiz bir şey mi? Yanlış anlaşılmasın. Hocam bakın yanlış anlaşılmasın diye bir konu söylüyorum. Şu televizyondan izleyenler baktığında diyor ki şimdi bu adam buradan çıkıyor. Rakı içmeye gidiyor. Veya hayır hiç öyle ya demez. Hayır. Der yani. Hayır. Sizin olduğunuz şimdi, dönemde CHP'deki mensuplar rakı içmeye gider. Hayır yani bu yani. Ya AKP'de de içiyor kardeşim. Şimdi, şarap, ya içer içmez ama. Allah Allah. Şey şu, ya sayın hocam bizim şu benim o dediğim sözden benim burada rakıyı mesele yaptığım çıkar mı Allah aşkına ya? Ne alakası var ya? Tabii meseleyi tekrar orada düğümlendirmeyelim. Zaman da az kaldı. Yani burada da tabii ki CHP'yi böyle bir şeyle hiç kimse de itham etmiyor. Hiçbir hiç partiyi genel yok. Olarak böyle hiç itham alakası. Edemez. Sadece şunu söylüyoruz. Hiç yani AKP eğer devam etmeyecekse, eğer bu iş doğruya doğru gitmiyorsa, dün Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi, ülke kötü bir yere doğru gidiyor. Çok kötü bir yere. O zaman bunu engellemenin birinci görevi partinindir. Ana muhalefet partisinindir, diğer muhalefet partilerindir. Vatandaşların peki, herkesin biraz geç kalmıyorlar mı aday yani. Göstermekte ya bu anlamda yani herkesin Cumhurbaşkanı adayı göstermekte bir yanlış varsa onu o zaman elbirliğiyle durdurmak lazım. Şimdi, isim açıklamayabilir vatandaşı ama kulislerde yani karar mercileri ile o aday olacak adam arasında bu mutabakatın çoktan sağlanması lazım. Hocam bazıları da kendilerine kulis yaratan insanlar da var. Bakın bu çok doğru bir şey değil bir tarafından bakıldığında. Şimdi neyden zorlanıyoruz? Neyden zorlanıyoruz şu anda? Biraz önce anlattığım dinamiklerin hepsinin mutabık olacağı, toplumun uzlaşacağı bir konudan bahsediyoruz ya bir kişiden bahsediyoruz. Ve inanın hani bana deseniz ki şu kişi mi dese çok aklıma gelmiyor hemen küt diye. Bir sürü insanla ilgili fikrim var. Var gerçekten. Bizim konuğumuzdu geçen hafta Rıza Türmen ve Ersin Kalaycıoğlu. İkisi de mesela ismi geçen ve layık. Yani şimdi Rıza Türmen benim de sonuçta milletvekili bölgemde. Benim arkadaşım. Hem de bilgisi becerisi çok yüksek gerçekten de. Orada çok güzel görevler Avrupa'da yapmış yani. Ama bu işte başka bir şey aranıyor sonuçta. Başka bir şey aranıyor. Dediklerinizle %15'i geçemezsiniz aldığınız oyla. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Hala eğer yani, bu çizgilerde gidiyorsanız meseleyi hala anlamamışsınız. Hocam dedi. Zaten bir birleşik. Evet din. Vallahi hocam biz bir şey anlatmadık. Bakın ben de anlattığım bu çizgilerde ne eksik. Değil, hayır ben izah etmeye çalıştığım için ben söylüyorum. Diyorum ki toplumun bütün kesimlerinde kabul görebilecek. Baktığı zaman adam diyecek ya yeter bu ülke yeteri kadar kamplaştı. Bu adam gerçekten hem AKP'ye oy verenlere hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlere, hem MHP'ye, hem HDP'ye oy verenlere öyle veya böyle aynı mesafede, eşit mesafede durur diyebileceği bir adam lazım. Şuna da katılıyorum. İnşallah bulursunuz. Mevcuttaki Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı yapmıyor zaten. Öyle şimdi, bir şey yok. Şimdi Sayın Yazıcıoğlu'na soralım. O az konuştu biraz. Bu dün mesela şey çıktı Hüseyin Çelik değil Bekir Bozdağ zannediyorum Adalet Bakanı. Sanki ülkede adalet sorunları, hukuk sorunları halledilmiş gibi. Mesela Cumhurbaşkanı adayına getirdi konuşmayı. Ve CHP ile MHP sanki aşure çorbası yapıyorlar gibi. Biri çıkacak diyecek ki bak tam olarak CHP'li değil. Ondan sonra biraz MHP'li, biraz CHP'li falan. Yani birbirlerini ikna etmeye çalışacaklar diyor. Oysa burada artık
biraz CHP-MHP ayrımı değil, cumhuriyetçiler veya karşısındakiler, yani açıkça şimdi mesela bu cemaatin dağıttığı bildirilerden laikliğe karşı bir hareketin başlatılacağı din adamları yoluyla da böyle bir şey de görülüyor. Şimdi iki acaba bu laik demokrasi veya karşısında bunu istemeyenler, şeriat devleti isteyenler mi acaba? Şimdi gayet size birkaç kere de gelmiş olduğum için kaygıyı da çok net biliyorum. Hepimizin de kaygısı, ülkemizin dini bir devlete kayması, modern, laik, hukuk devleti olması kaygılarını taşıyoruz. Tabii ki aslında söylenmesi gereken önce Cumhurbaşkanı adayı parti sempatizanı bir aday mı olacak? Yani belirli bir dava için kendini yapmış. Özellikle AKP'den biz öyle çıkacağını düşünüyoruz. Hele başbakan, aday olacaksa olacak yani, başbakan olacaksa zaten öyle olacağını kabul edeceğiz. Kendisi olacaksa güçleri terk etmek istemedi. İşte yarı başkanlık sisteminin farklı bir modeline geçiniyoruz. O ne kadar vahim sonuçlara varacağımızı biliyoruz. Sorumsuz ama her şeyden sorumlu. Yani hukuk açısından sorumsuz. Ama yaptığı her şey ülke bakımından sorunlu ya bir durum olacak vesaire. Tabii ki eğer böyle bir aday olacaksa bu riski önlemek için bütün muhalefetle iktidarın neredeyse kafa kafa eşit olduğuna göre oylar öyle ya da böyle. Evet CHP, MHP birleşecek. Ya da şöyle yapacaklar. Ya biz maçı kaybettik. 3-0 yenildim daha iyisinden. Hiç katılmasınlar yani. Evet, ya birleşmeyeceklerse hayır, hiç tartışmıyorlar. Siz öyle görüyor musunuz? Yani tabii ki net olarak parti görüyorum, ayrımının ortadan kalktığını. Kalkmak zorunda bir zaten. Bir tarafta cumhuriyetçiler, seçim sistemi bir tarafta, bu zaten. Bakın önce önce birinci kademe yapılacak. %51 alınmazsa sonrakine gelecek. Yani birleşmemeleri belirli bir koalisyonda yani o yüzden de ben çok saygıyla kabul ediyorum. Oyları yetmeyecek ki. Yani zaten yeter. Aday önemli. Beyefendinin söylediği şekilde bir aday olursa bakın şimdi biz bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı seçerken AKP'ye oy veren de kendisini temsil edecek. Yani o AKP'li vatan, ona oy veren vatandaşlarımız da hani bir kısmını peki tenzih edelim ama ya onlar da ülkenin geleceği, kendi geleceklerini şu an, belki şunu isteyecekler. Ben size net olarak söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan kalması onların daha çok işine gelecek. Partileri zayıflayacak diye verecekler. Yani bir takım gibi düşünün. O antrenörün gitmesini istemeyecekler. Hocam olacak mesela olan yani, şu. O yüzden herkes kendi adayını çıkaracak. CHP'de çıkaracak. MHP'de, BDP'de. Ben ona karışmam. Bir ama umarım doğru bir... Ve bunun sonucunda hayır yani olacak olanı söyleyelim. Bunun sonucunda önemli olan birinci turda AKP'nin adayının çıkmamasıdır. Çıkmadığı takdirde o zaman ikinci turda bir anlaşma olacak. Bu sadece MHP CHP için de olmaz. Çünkü MHP CHP'nin oyları... Bu çok yanlış. Vallahi toplumun büyük çoğunluğu izin verir misin? Çatı yani, adayda birleşiyor. Hayır, toplumun tamam da, yani, büyük çoğunluğu yani çatı aday olması seçmen, gerekiyor. Aşureyi falan bırakır. Cumhurbaşkanı seçiminde belirleyici olacak. Hocam o zaman ben size bir şey söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Ben size bir şey yani o onları da yabana atmamak lazım. Üç parti. Evet. Üç parti. Bir adayda anlaşamayacak ya da dört parti. Evet. Ve ben ehveni şer olarak yani MHP'ninkine mesela verdik. CHP'ninkine verdik. Ötekisine verdik. Bizim adayımız seçilmedi. Kendi işlerinin en fazla alanını destekleyecekler. Ehveni şer olarak oy vereceğimi zannediyorsunuz. Hayır siz o AKP'nin seçmeninin CHP'nin çıkardığı adaya oy mu vereceğini sanıyor musunuz? Yani mümkün mü ya? Ya adam benim için fark etmez. Ben ülkemi sevdiğimi düşündüğüm için sen ben meselesi değil. Fark etmez. Sen ben meselesi yeter değil. Biz ülkenin geleceğini yani ve biz mevcut ben oy verme bu, davranışına bakarak ben tahminde bu bulunuyoruz. AKP'nin seçmeni oy vermez. Bir çatı yaparım. Ama ama AKP'nin seçmeni yani de yetmez. Toplumun büyük çoğunluğu bir çatı aday göstermesi konusunda muhalefet partilerinin bütün bu aşure mi yapıyorlar falan bütün o masalları bir yana bırakarak çünkü bu kışkırtmalar birbirine karşı o anlaşmayı bozmak için yapılacaktır ama artık cumhuriyet ya da değil noktasına gelmiştir Türkiye. Onun için partilerin bunu düşünmesi ve çünkü hepimiz artık panik halindeyiz yani ülkemizin geleceği konusunda depresyona girdik, panik halindeyiz. Herkesin morali bozuk. Daha ilerisi yok bunun.
Onun için bu ülkenin muhalefet partileri de oturup şapkalarını önüne koyup düşünmek ve anlaşmak mecburiyetindeler. Benim kişisel kanım bu. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın polise nasıl sabrediyorlar anlamıyorum demesi, her ölüme tören mi düzenlenir, ölmüştür geçmiştir demesi. Bakın, bunların hepsi aslında çok bu söylem, önemli konulardır. Bir şey söyleyeyim mi? Bu söylem polisin suç işlediği her eylemde suça teşvik suçudur. Aynen. O kadar suça teşvik bakın. işte hukukçu olarak, bir ceza hukukçusu olarak Sayın Yılmaz Yazıcıoğlu söylüyor. Bu suça teşviktir. Yeni ölümlere çağrıdır. Yani. Aynen, yeni ölümlere çağrıdır. Gezi gösterilerinin yıl dönümü geliyor. İnşallah bu gösterilere müdahale etmez polis. Ve bu teşviklerle yani daha çok gencinizin canına zarar gelmez. Çünkü gelirse artık bu ülke çok Sayın karanlık günlere doğru gidecek demektir. Sayın Başbakan'ın da hükümetin de bunu çok ciddi olarak düşünmesi gerekiyor. Bunları da söylemeden bırakmayalım. Sevgili izleyiciler, tabii konularımız çok ciddiydi. Ve ülkenin sorunları ciddi, onun için giremedim hayvanlar konusuna. Ama her hafta ben sokak hayvanlarından bahsediyorum. İyi ve kötü belediyeleri, barınakları iyi ve kötü olan belediyeleri önümüzdeki haftadan itibaren ciddi olarak açıklamaya başlayacağım. Buna Kıbrıs Magosa Belediyesi dahil. Kıbrıs Magosa'da köpeklerin arka arkaya zehirlendiğini ve çöplükte bunların görüldüğünü haber veriyorlar devamlı olarak. Belediye başkanıyla da konuşacağım. Magosa lütfen kendine gelsin. Hayvanlara bu şiddeti uygulayamaz. Evet. Son sözler var mı? Son sözler yok. Bitti zaman, size teşekkür ediyorum. Bir kaygımı dile getireceğim. Buyurun. Bu başkanlık meselesini konuştuk. Evet. Şunu da millet unutmasın. Benim kaygım buradan. Bugünkü başbakanı o koltuğa getiren Deniz Baykal'ın hatasıdır. Anayasa değişikliğine onay verdi ve bu zata başbakanlık yolunu açtı. Hiç Bunu evet. Millet bilecek. Evet. Şimdi bu ikisinden yeni basiretli bir cumhurbaşkanı adayında ittifak beklenir mi? Allah'ın kudretinden hiçbir şey eksik değil. Olabilir. Sual olmaz. Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim Sayın Ahmet Özer, Sayın Erdal Aksünger, çok teşekkür ediyorum. Uzaklardan geldiniz programımıza katılmak için. Sayın Yılmaz Yazıcıoğlu. O zaman ben bir izninizle tek kelime söyleyeceğim. Buyurun. Yaşar Nuri Bilgi'yi tebrik etmemiz lazım. Evet. Siz ettiniz. Evet. Ben de buna katılayım programın son cümlesi olarak. Tebrikler. Evet. Yaşar Nuri Bey benim çok programıma katılmıştır. Hiçbir zaman birbirimize girmeden programı bitiremedik bugüne kadar. Her zaman kavga etmişizdir biz. Ama sonunda anlaşılması gereken şeyler anlaşılıyor izleyicilerimiz tarafından. Önemli olan o. O ne kadar kısa da benim ona saygım çok büyüktür. Türkiye'de din konusunda gerçekten bu işi en iyi bilen din uzmanlarından, bilim adamlarından biridir. Çok büyük saygım var kendisine. Sevgili izleyiciler, evet. Tekrar dönüyorum. Bu program böyle biliyorsunuz. Oradan oraya atlıyoruz. Edremit Belediyesi ile de ilgili bir konu vardı. Onu da